ve bir kere balkona çıksın diye bağırıyordu halk. Bir kere alkışlayıp gideceğiz diye. Ben bir hitap bir haldeydim. Demek ki çok heyecanlanmışım. Bizim bayrağım olmadan bayrağım olmadan çıkmam dedim. Bayrağımı temin ettik babamla ikimiz. Bir atlas getirdiler. Yastık kılıfı bulunamadı bayrak yok. Bir yastık kılıfından ayırdık yaptık koyduk. Ve balkona ben o metrelerle büyük bayrağımdan çıktım. İşte onu hiç unutamam. Aynen. Babam bir köşeye şey etti. Ben ayakta bayrağımı öpüp bıraktım. Ağlayarak. Dünyanın en güzel kadını artık her gittiği yerde kraliçeler gibi karşılanacak, kraliçeler gibi itibar görecekti. Tabii onunla birlikte kraliçesi olduğu ülkede. O akşam belediye reisi bize bir ziyafet verdi. Sonra da operaya götüreceklerdi. Aşağıya indiğim zaman bütün masaların üzerine küçük fesler koymuşlar. Cemile olsun diye. Babam dedi, fes kalktı bizde, bilmiyor musunuz? Biz belediye reisi 5 dakikada toplasırdı onları, özür diledi. Operaya yemekten sonra gittik. Ben büyük locayı açmışlardı. Operaya girdiğim zaman bütün orkestra ve artistler oyunu bıraktılar. Orkestra durdu ve muazzam bir halk ayağa kalkarak alkışlamaya başladı. Orada kendinizi kraliçe olarak hissettiniz mi ki? Çok iddialı. Yani memleketim için iftar. O sırada memleket de Keriman Halis'le iftar ediyordu. Bir dünya güzeli çıkaran Cumhuriyet Gazetesi zafer sarhoşluğu içindeydi. Yunus Nadi başyazısında şöyle diyordu. Ortaya çıkan her güzele bu mu, bununla mı diyenler? Evet bu, evet bununla. İşte o sırada Gazi'nin mesajı geldi. Atatürk zaferi şu sözlerle kutluyordu. Türk ırkının Necip güzelliğinin daima mahfuz olduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat Keriman Ece hepimizin işittiğimiz gibi söylemiştir ki o bütün Türk kızlarının en güzeli değildir. Bu güzel Türk kızımız ırkının kendi mevcudiyetinde tabii olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dünyaya dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmış olmakla elbette kendini memnun ve bahtiyar addetmekte haklıdır. Türk milleti bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder. Atatürk demecinde gençlere de bir mesaj veriyor ve doğal güzelliğinizi bilimsel yöntemlerle korumasını bilin ama asıl yüksek kültürde dünya bilincisi olmaya çalışın diyordu.